Senin sözlerin iş hayatındaki başarıyı nasıl arttırabiliyor? Cümleler ile hayatındaki başarını nasıl arttırabilirsin? Sadece iş hayatında değil, aile hayatında veya herhangi bir konuda cümleler ile başarılarını nasıl arttırabilirsin? Şimdi şöyle anlatayım. Senin kullandığın kelimeler, cümleler kontrat gibi. Bilgisayar programı gibi. Ağzından bir şey çıktığı an kontrat imzalamış oluyorsun. Kontrattan çıkmak zor olabiliyor. Bilgisayar programı yükler gibi hayatına cümlelerin ile program yüklemiş oluyorsun. Şöyle örnek vereyim. Normal zekaya sahip bir insana 40 kere deli dersen, atalarımız öyle diyorlar değil mi? Deli oluyor. Çünkü o şekilde programlanıyor. Sen de öyle düşün. Başkasına demene gerek yok. Kendine de aynısını söylersen İnanmaya başlıyorsun artık, belli bir zaman sonra inanmaya başlıyorsun. Yani beynine, bilinçaltına program yüklemiş oluyorsun. Söylediğin her cümleyle beynin, bilinçaltın, hayatın programlanmış oluyor. İş hayatını cümlelerin ile başarıya götürebilirsin. Veya iş hayatını kullandığın cümleler ile iflasa götürebilirsin. O senin elinde, senin kararın. Senin kullandığın kelimelere, cümlelere bağlı. Buna örnek olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif söylüyor. Bela insanın diline bağlıdır. Kişi cümleler ile belayı kendine çekebiliyor. Çünkü kendini programlıyor. Peki kişi cümleler ile belayı kendine çekebildiği gibi başarıyı da çekebilir mi? Kullandığı cümlelerle o hadis-i şerife göre. Evet, çekebilir. Yani belayı çektiği gibi huzuru da çekebilir. Başarıyı da çekebilir kendine. Mıknatıs gibi. Sağlığı da çekebilir. Mutluluğu da çekebilir. Kullandığı cümleler ile bunu yapabilir. Cümleler çünkü biraz önce dediğim gibi insanın beynini direkt programlıyor. Kontrat. Her çıkan cümle senin imzaladığın kontrat gibi düşün. Sana bağlı. Senin kararın. Hayatını zehir etmek senin elinde. Hayatını güzelleştirmek yine senin elinde. Veya sahip olduğun iş ne iş olursa olsun bereketi veya bolluğu arttırmak kullandığın cümleler ile senin elinde. Sürekli negatif programlayarak iş hayatını başarısız hale getirmek yine senin elinde. Sen karar vermen lazım. Senin diline bağlı her şey. Kullandığın cümleler eğer sürekli negatifse, olumsuz ise, sürekli kaygı verici cümleler kullanıyorsan, korkuyu arttırıyorsan, iş hayatında çevrendeki insanlar bu cümlelerden etkileniyorlar. Müşterilerin olumsuz kullandığından dolayı seni terk edip gidiyor. Veya senin personelin senin kullandığı negatif cümlelerinden etkilendiği için seni bırakıyor veya sana sadık kalmıyor. Veya şöyle örnek vereyim, sana asıl problemleri göstermiyor çünkü sen kızacaksın diye. Sana çözüm yolları göstermiyor. Diyor ki ben fazla konuşmayayım, nasıl olsa kızacak patron diye. Sana yardımcı olmuyor. Yalnız hissediyorsun kendini. Eğer senin personelin seni desteklemiyorsa, senden korktuğu için, senin kullandığı negatif cümlelerden etkilendiği için, o zaman iş hayatında başarısız oluyorsun. Çünkü müşterini kaybettin, personelini de kaybettin. Bu sefer kendine inancın da kalmadı. Çünkü hep negatif cümleler kullanarak özgüvenini de düşürttün. Öz değerini kaybettin, öz saygını kaybettin. Bundan sonra ne oluyor? Ailene de yansıtacaksın bu stres durumunu, bu iş hayatındaki başarısızlığı ailene yansıtıyorsun. Ailen bunu hissederse, kullandığın cümleler ile onlar da negatif etkilenirse, onlar da seni bir yerde bırakıyorlar ve yalnız kalıyorsun şu dünyada. Şu örneği de eklemek istiyorum. Mesela sen önemli bir toplantıya gireceksin iş hayatında. Seni çok güzel bir yere getirecek bir toplantıya gireceksin, müşteri kazanacaksın. Örneğin çok büyük bir şirketle anlaşma yapacaksın. O toplantıya girerken kendine negatif cümleler kullanırsan, olumsuz cümleler kullanırsan ve buna inanırsan, örneğin ben yapamam, beceremem, bunu da kaybedeceğim, bunu da kazanamayacağım diye inanırsan ve o şekilde programlarsan, bu senin vücuduna yansıyor. Çünkü psikoloji fizyolojiye yansıyor. Fizyoloji o şekilde olduğu için ezik o toplantıya girdiğinden dolayı karşıdaki kişi de bunu hemen anlıyor. Senin özgüvensiz,
kendine değer vermeyen, ezik birisi olduğunu anladığı zaman ne düşünüyor? Ya bu bizim işimizi yapamaz herhalde. Çünkü kendine faydası yok. Bu kişinin kendisine faydası yok diyerek sana iş vermiyor. Yani iş hayatında bu şekilde başarısız oluyorsun. Neyle? Kullandığın cümleleriyle. Şimdi bu problemi çözmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem, taktik, teknikler var. Ama bunu basma kalıp çözüm olarak sunmak doğru değil. Çünkü senin örneğin A'ya ihtiyacın varsa, B sana verilirse çözülmez. Neye ihtiyacın olduğunu tam bilmesi gerekiyor uzman. Yani senin neye ihtiyacın var? Durum analizi yapılması gerekiyor. Yani böyle bir basma kalıpla çözüm sunmak seni ileri taşımıyor. Hani kaş yapayım derken göz çıkarabilir basma kalıp yöntemler. Senin özel durumun analiz edilirse, senin ihtiyacın olan neyse o sana sunulursa o zaman çözebilirsin. Çünkü burada asıl problem özgüven eksikliği olabilir. Atalarından gelen bir sorun olabilir. Veya geçmişte yaşadığın bir travma, olumsuz bir olay. Bu da olabilir seni engelleyen. Kafana yüklenen yanlış bir program da olabilir seni engelleyen. Onu durum analizinde kişi anlayabilir. Bununla beraber kendini değersiz veya yetersiz hissediyor olmak da bir engel olabilir. Sen 12 yaşında bir film izlemişsindir. Beynine oradan bir program yüklenmiş olabilir. 6 yaşında belki baban sana oğlum mendil alacak paramız yok demiş olabilir. Veya senin komşun zenginler kalleş, fakirler kardeş demiş olabilir. Yani aklıma belki 100 tane madde geliyor. Belki senin arkadaşın sen işe başladığında, kendi işini kurduğunda sen bu işi yapamazsın diye belki sana telkin vermiş olabilir. Bunda da başarısız olacaksın diye seni programlamış olabilir. Yani gizli bir hipnoz kelimesi söylemiş olabilir, bilmeden yapmış olabilir. Bunlar engel olabilir değerli arkadaşlar. O sadece ve sadece durum analizinde anlaşılır. Sorun nereden kaynaklı? Nereden geliyor? Sorunun kaynağı ne? Onu bulduktan sonra birkaç saat içerisinde ona onun ihtiyacı olan yöntemi ve taktiği ona söylüyoruz. Yani ona bir anahtar veriyoruz, öyle düşünün. Binlerce anahtar var ama bu anahtarların içerisinde ona sadece bir anahtar veya iki anahtar var. O anahtarı ona veriyoruz. O da kafasındaki kilitleri çözüyor ve 6-7 gün sonra her şey değişmeye başlıyor bazı insanlarda. Bu kişiye göre çözümler değerli arkadaşlar. Kısa süre içerisinde birçok şeyi değişiyor kişide hayatında. Hayatında daha huzurlu, daha mutlu oluyor. İş hayatında daha başarılı oluyor. Ailesinde daha iyi oluyor. Sağlığı daha iyi oluyor. Örneğin iradesi güçlü olduğu için daha sağlıklı besleniyor kişi. Örnek vereyim. Kişi disiplin sahibi olduğundan dolayı her konuda daha başarılı oluyor. İradesi güçlü olduğu için birkaç ay içerisinde 7-8 kilo vereni de biliyorum. Dolayısıyla kafadaki kilitleri doğru anahtarla açmak önemli. Yoksa sana ben 1000 tane anahtar vereyim. Onlarla tek tek denemeyle ömrünü zayi edersin. Hepsini denemek uzun sürüyor. Durum analizi o yüzden çok önemli. Senin kafandaki kilit hangi anahtara ihtiyacı var? 1000 tane anahtar var. Hepsini YouTube kanalımda anlatayım. Abone sayısını arttırmak için bunu yapabilirim. Ama işi daha da kötü hale getirir. Neden? Çünkü sen o anahtarları, o öğrendiklerini tek tek denemeye çalışırsın. Kafandaki kilitlere sokarsın. Bu olmadı, hayal kırıklığına uğrarsın. İkincisini denersin. Bu da olmadı, daha çok üzülürsün. Üçüncüsünü denersin. Denedikçe zaman kaybedersin. Ömrünü ziyan edersin. Asıl problemi çözemezsin. Ve bu şekilde ömrünü ziyan edersin. Dolayısıyla benim maksadım senin hayatındaki başarıyı arttırmak. Yani senin gerçekte ihtiyacın olan anahtarı sana vermek. Sen de senin kafandaki kilitleri çözecek doğru anahtarı sana vermemi istiyorsan, yani senin kafandaki kilitlere özel anahtarı bulmak istiyorsan, kafandaki kilitleri çözüp arzuladığın hedefe, başarıya gitmek istiyorsan, oraya emin adımlarla kalıcı bir şekilde ilerlemek istiyorsan, o zaman bu anlattıklarımı ciddiye al ve sen de hayatına yansıt. Bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altında başvuru formu var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder.
Hoşçakalın.